Herkese selam, Diktatör oyununun 3. bölümünden hoş geldiniz. Bir önceki video 2 neydi? 6 dedik olduğu için uzun çekmişti. Daha doğrusu videoyu o yüzden kestim. Ve bir önceki bölümü izlemediyseniz sorunu anlamamış olabilirsiniz. Belçika bizim fethettiğimiz ülkelerden birisine hücum etme fikrindeydi. Haydi geldiler bile. Geçmiş olsun, Hindistan elimizden komple gitti. Komple. Komple yani. Of. Hindistan artık Belçika'nın elinde. Hindistan, Belçika'nın sömürgesi. Ama ben sorarım o Belçika'ya. Aklımda bulunsun, o Belçika'ya ilerleyen bölümlerde hücum edeyim. Bu Belçika'ya bak sen. Belçika, Belçika, Belçika. Şakalatı yine meşhur Belçika. Geldi benim ülkelerimden birisini elimden çekti kopardı. Of of. Ne yapacağız ya? Hindistan gitti. Hindistan. Ama bir gün gelecek. Diyorum size bir gün gelecek. Onlardan intikam alacağım. Bir gün gelecek, intikamımı alacağım. Göreceksen sen. Benim elimden Hindistan'ı aldın ya. Göreceksen sen. Ben senin tüm sömürgelerini ele geçireceğim. Ondan sonra Hindistan'ı ele geçireceğim evvela. Ondan sonra tüm sömürgelerini ele geçireceğim. Belki de kavak sömürgelerini de almış olabilirim. En sonunda seni ele geçireceğim. Sen gözde. Cidden sinirlendim. Zaten Hindistan benim için o kadar önemli bir yeriydi ki. Hani yani Hindistan çok önemli bir yerdi. Çok. Of of. Gitti güzelim de sömür. Ben sömürgesi miyim sayılabilir ama diktatör oyunu oynadığımıza göre yapacak bir şey yok. Ama bu iş burada bitmedi Belçika. Bir gün gelecek senden intikamımı alacağım. Senden dillere destan bir intikam alacağım. Dillere destan. Göreceksen sen ama. Sen gözde. Zamanını gözde Belçika. Zamanını gözde. Geleceğim. Alacağım. Elimi kolumu sallaya sallaya geleceğim. Dövletini alacağım. Gideceğim. Bu kadar basit. Hindistan'ı koruyamadık. Aldık ama koruyamadık. Madem öyle, bir gün gelecek ama intikamımı alacağım. Hem de eve bir intikam alacağım ki Belçika. Belçika gözlesin. Belçika acayip sinir etti ya beni. Acayip. Çok sinir oldum abi ya. Çok sinir etti. İşe bak da. Hindistan gitti elimden. Haydi. Mesela Hindistan'ın her şekilde benim için çok önemliydi yani. Mesela tutak ki indim. Swaziland falan gitseydi yine bir şekilde teselli bulurdum. Bu kadar sinirlenmezdim. Japonya sen de mi bana ihanet? Ne kadar bir vücut ve mümkünatı yok alamazsın sen orayı. Ama yine de bir bakalım. Yok yok mümkünatı yok da alamaz. Altılık bir güveyle alamaz. Ama ben ondan o menden toprak alamayacak ama
Mən ondan torpaq alacağam. Güneyi alamayız, ama kuzeyi alma imkanımız var. 70'e 70'lik. Ama çok zor olacak. İran'da Asiye güç mü kazandı? İran'da mı elinden gidecek? Ha yok. Güzel güzel. İran bari elimizde kalsın. Zaten Hindistan gitti. Bir de İran kaybını yaşarsamsa. Bir de İran kaybı yaşayamam. Hindistan kaybı yaşadım zaten. Bir de dediğim kimi. Japonya'dan da intikamımı alacağım. Japon var, sizden gözlemezdim. Ama yapacak bir şey yok. Aklımda bulunsun. Bir gün Japonya'dan da Belçika'dan da intikam alayım. Aklımda bulunsun. Aklımda bulunsun. Bu iki ülke mənə elə ağır darbələr endirməyə çalışır ki. Japonya əslində çox bir ağır darbə vurmadı. Vurmaq istəmədi. Daha doğrusu vuramazdı. Yani Toga geçse bile geri almak çok kolaydı. Ama Hindistan öyle bir şey değil. Aha da cayı ver. Japonlar cayı ver. Görək ne kalacaklar. Ne iş görecekler. Geldiler ve başarısız bir şekilde geri döndüler. Yapacak bir şey yok. Aa, Fransızların elinde olan ne zayıf dövbətler varmış. Bunları bir avayım. Mən bunları bir avayım. Türkiye karşıtı bir politika gütmək kimi bir amacım yok. Bir de ya, hayır, kraliyet donanmasına göre kaybettim. Gelin gelin, bu defa sizi yendim ya, yendim. Video yine uzadı, görüşürüz.